Aydın'a bırakıyorum. Hoş geldin. Nasılsın Aydın? Çok teşekkür ederim. Çok iyiyim. Yeni ayrı bir haftaya başlıyoruz. Yeni ay. Evet, Başak yeni Burcu'nda. Ay. Evet, aynen. Başak Burcu'nda 30 Ağustos'ta böyle zafer gibi bir yeni ay. Çok güzel bir yeni ay yaşayacağız. Evet. Herkes hayatında zaferlerini ilan edecek bu yeni ay sonrası. Yaklaşık 2 hafta sürecek etkisi. Yani o gün zaferi ilan edemeyebilirsiniz ama önümüzdeki süreçte, 2 haftalık süreçte edebileceğiniz konular ve koşullar oluşmaya başlayabilir. Peki yeni ay en çok Başak Burcu'na mı yarayacak yoksa diğer burçlara mı yarayacak? Burçta, hangi burçta şey oluyorsa, bir gökyüzü etkinliği oluşuyorsa ona yarar. Daha fazla yarar. Diğerlerine göre çok çok daha fazla yarar ya da daha farklı farkındalıklar getirebilir diyoruz Cengiz evet. Bey. Başak Burcu'da mı başlayacaksın bugün yoksa normal sıradan Yok, koçtan başlayalım mı? Koçtan başlayalım çünkü şeyi dağıtmayalım. Tamam, sırayı dağıtmayalım. Sırayı dağıtmayalım. Evet. Koç Burcu'nu bakalım bu hafta Koçlar, neler bu bekliyor? Hafta, aslında ben her zaman söylüyorum biraz neler hani beklemekten daha çok şunu yapsınlar, ne yönde harekete geçecekler. Bu şekilde beni biraz daha dinlemeye özen göstersinler. Koçlar bu hafta kariyerleriyle ilgili ve kişisel sorumluluklarıyla ilgili konularda önemli gelişmeler yakalayabilirler. Rekabetçi bazı tutumlar içerisine girebilirler ve buradan etkili bazı sonuçlar elde edebilirler. Yani rekabet ortamları içerisinde olabilirler. Aynı zamanda sorumlulukları çok artabilir bu hafta içinde. Kendilerini hafta başında özellikle hem aile dengelerini kurmak hem işle ilgili dengelerini kurmakla alakalı bazı sorgular içerisinde hissedebilirler. Eğer uzun zamandır ya iş hayatım hiç düzene girmedi ve problemler yaşıyorum diyen koçlar varsa bizi dinleyen, bu hafta onlara tavsiyem kesinlikle iş koşullarını, yapmak istediklerini, gerçekten ihtiyaçları oldukları, hedefleri nelerse, bakın bu yeni ay çok güzel bir yeni ay. Bu yeni ayı lütfen gökyüzündeki koşullarına göre yeryüzünde değerlendirirseniz faydalı sonuçlar alırsanız, yani şunu diyorsanız eğer ya ne yapsam olmuyor, yapacak bir şey yok gibi bir algı besliyorsanız zaten bu yeni ayda geçer, bir dahaki dolunayda geçer. Eski hepsi geçer. Hepsi geçer. Yani aslında konu bu değil. Gökyüzünün o sıçrama dönemleri vardır. Bizler için hayatımızı değiştireceğine inandığımız bazı dönemler vardır. Bu hafta o bu dönem. Bu hafta mi? O dönem. Tamam. Hayatımızı değişime uğratabileceğimiz, bir parça olsun cesaret edip harekete geçtiğimizde birçok değişime şahitlik edebileceğimiz bir hafta. Çok sürprizli bir hafta. Yani Boğa Burcu'nu ne evet, bekliyor? Daha kendisi... Tamam, ben oradan hemen geçiyorum. Tamam. Toparlamak gerekirse bu hafta içerisinde kesinlikle sorumluluklarına odaklansın koçlar diyoruz ve burayla ilgili konuları iyi değerlendirsinler. Şimdi geçiyoruz boğalar. Boğalar bu hafta aşk hayatlarıyla ilgili çok pozitif yaklaşımlar sergileyebilirler. Böyle güzel aşk ve sevgi dolu bir hafta. Sevgiyi tadacakları, ilişkileri çok keyifli bir şekilde güzel iletişim kurabilecekleri bir hafta. Hem parasal hem aşkla ilgili konularda toparlamak istedikleri ne varsa, yani hayatlarında uzun zamandır biri vardır ve mutlu değillerdir. Hem finansal anlamda onları zorluyordur hem de sevgi anlamında aşırı fedakar davranmışlardır. Burayla ilgili çelişkiler yaşıyordur. O zaman ne yapıyor bu hafta? Şüphelerden uzak durarak artık gördüğü gerçekliklerle yeni adımlar atıyor. Var olan eski sorunlardan biraz daha uzaklaşıyor diyoruz. Boğalar için parasal konularında bu hafta iyi dengede tutsunlar. Ekonomik açıdan tüm 12 burç anlamında çok dengeli, çok kalıcı adımlar atmanız gereken bir hafta içindesiniz. Bu da artı parantez olsun 12'si için de bu geçerli. 12 burç için söyledim. Evet, şimdi ikizlere evet. Geçiyoruz. Boğayı da İkizlere tamamladık. Bakalım. Boğa da unutmuyor ne yapıyor? İlişkiler ve ilişkiler ve parasal konularda dengeli. Sağlıyor. Bak hepsini not alıyorum buraya biliyor musun? Süper. Haftaya pazartesi bu gazeteyi süper. Getireceğim. Bakayım. Şimdi bu bir dahaki haftaya soruyoruz. Aynen, aşk ve sevgi buldular. Akrep burcuyla çalışırsan al işte olacağı bu. Yani yapacağım bir şey yok. İkizler ne bekliyor öyle bakalım? Yazar. İkizler. İkizler neler yapıyor? Bu hafta yoğunluklarının, geçtiğimiz hafta yoğunlukları çok artmıştı. Bu hafta biraz yoğunluğunun azaldığı ama duygusal anlamda korkularının ve kaygılarının biraz tetiklendiği bir hafta olabilir. Kendi içerisinde acaba unutuluyor muyum? Acaba sevilmiyor muyum? Acaba değer görmüyor muyum? Duygusuyla yanlış ve hatalı ilişkiler ve iletişimler kurabilir. Burada hata yapmasınlar. Yani birine iyilik yapmak isterken, ona faydalı olmak isterken hatalı dedikodusal bir olayın içerisinde kalabilir mesela. Buna dikkat etsinler. Bu tarz iletişim hatalarına yenik düşmesinler. İçlerindeki o değersizlik duygusuyla savaşmasınlar. Kendileri yeteri kadar değerli, sevgi dolu, eğlenceli insanlar. Bunun tuzağına bu hafta yenik düşmesinler. Tam tersi, ortaklı işleri varsa acele etsinler. Ortaklı işlerini harekete geçirsinler. Ve finansal anlamda kendi güçlerini ortaya sunabilecekleri güzel adımlar atabilirler. Ekonomik olarak biraz yorulmuş olabilirler ama bunu bu hafta düzene sokmak için harika olduğunu söyleyebiliriz. Her şey hemen olmuyor. Ama ne oluyor? En azından hemen olabilecek o istedikleri duyguların temellerini bu hafta atabilirler. Yani her şey bir süreç. Bu sürece biraz sabırlı olmaları gerekiyor.
gerekiyor diyoruz ve yengeçlere geçiyoruz. Yengeçler, evet, haftaya biraz ilişkilerinde sorunlarla uğraşmak zorunda kalarak başlıyor olabilirler. Ya ben bu kişiyi seviyor muyum ya da seviliyor muyum, ait miyim, doğru yerde miyim gibi duygular besliyor olabilirler. Eşleriyle ortaklı anlamda bazı sorunlar ve problemler de yaşıyor olabilirler ve bunları nasıl değerlendireceklerini de bilmiyor olabilirler. Burada bu yeni ayın etkisiyle biraz daha artık hayatlarında kendilerini daha güçlü hissedecekleri, sevgi ve duygu anlamında daha sağlam alanlara geçiş yapmak isteyecekleri bir hafta içindeler. Bence o alanlara geçiş yapsınlar yavaş yavaş ve burayla ilgili içsel bir güç yakalasınlar. Yeni başlangıç kararları alsınlar, başlamaktan korkmasınlar. Yengeçlerin en büyük korkusu başlama korkusudur. Hı hı. Başlamaktan korkuyorlar. Bu hafta, bu yeni ay ile birlikte özellikle 30 Ağustos'tan sonra yeni bir şeylere başlayabilirsiniz. Bir ilişki olabilir ya da eşiniz, partneriniz sizi terk etmiştir, ayrılmışsınızdır. Buraya dönmek için ya da burayla ilgili ısrarcı tavırlardan bu hafta kaçmanızı tavsiye ediyoruz. Biraz daha yeni adımlara ilerlerlerse çok daha başarılı sonuçlar alacaklar. Geçmişten üzülerek ve geçmişe hayıflanarak bu haftayı geçirirlerse yazık ederler diyoruz. Güzel. Geçiyoruz aslanlara. Aslan. Evet, aslanlar. Aslanlar bu hafta maddi manevi kazanımlarını ortaya sunacaklar. Para kazanmanın yeni yolları, yeni atılımları içerisinde olabilirler. Ekonomik anlamda yapmak istedikleri, para kazanmak istedikleri, güçlerini kanıtlamak istedikleri güçlü bir hafta içerisindeler. Tabii bu gücü kanıtlamak öyle çok kolay değil. Bazı tavırlarda ve bazı konularda uzlaşmaya gitmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Bu hafta yani şunu diyebilirler, ya neden canım ben niye tek başıma güçlü değilim ya da tek başıma bunu niye yapmıyorum? Duygusu ve tuzağı içerisine girmesinler. Aşk ve ilişkilerden yana şanslı bir haftadalar ama bunu her zaman söylüyorum. Bir burcun o haftada şanslı oluyor olma ihtimali tamamen kişinin koşullarına, fikirlerine, davranışlarına bağlı bir şeydir. Bir aslan burcu için biz bunu burada söylüyorsak bizi şöyle değerlendirsin. Ya ben gökyüzünde ilişkiler uyumlu ve dengeli açıdan beni destekleyen gezegenler var. O zaman ben de biraz hayata bu bakış açısından bakayım. Biraz pozitif yaklaşayım olaylara ve hayatımda bir şeyleri değiştirmeye gideyim demeye çalışsınlar diyoruz. Böyle alt yazı geçer gibi anlatıyorum. Böyle hazır dinlemesinler. Böyle bak gördün mü böyle oluyormuş da şöyle. Astroloji böyle bir şey değil. Astroloji insanın hayatına değer katan, anlam kazandıran ve motive eden bir şeydir. Sizin hayatınızla ilgili hiç kimse bir şey bilemez. Hı-hı. Ama bir öngörüdür. Ekonomik anlamda bir şeyleri öngörmeye çalışıyoruz değil mi? Bunun gibi biz de hayatımızla ilgili inişleri, çıkışları hesaplamaya çalışıyoruz. Ve bunları nasıl yönetebiliriz? Başaklara geçiyoruz. Evet, başaklar. Bu hafta başaklar biraz eğitim durumlarına odaklanabilirler. Hı hı. Eğitim belki de hayatlarıyla ilgili kariyerlerini ön plana çıkartacak. Biraz daha değerlerini arttıracağını düşündükleri bir şeyler olabilir. Hani bizim kişisel yaşantımızda değer nasıl arttırırız? Biraz daha üniversite mesela, belki okul okumak, belki bir konuda sertifika almak. Bu hafta belki burayla ilgili konularda ilgilenmelerini, öğrenme isteklerini arttırmalarını, herhangi birinin bir söylemine kafayı takacaklarına, eğitimleriyle alakalı ya da kendilerini geliştirecek bir alanla ilgili bir şeye yönelirlerse burayla ilgili kafa karışıklıklarına son vereceklerini söyleyebiliriz. İlişkilerinde de aşırı fedakarlıklar yapmıyorlar çünkü bu yeni ay onların artık burayla ilgili sınavlarını ve sorgularını ön plana getirebilir diyoruz. Peki Başak Burcu haftanın en şanslı. Evet yani şöyle. Yeni ay onların burcunda olduğu için. Yeni ay onların burçlarında olduğu için gerçekten gökyüzünde muhteşem bir toprak elementi şöleni var. Toprak elementi nedir? Emin olmaktır, güven duymaktır. Hmm. Başaklar artık uzun zamandır güven duymadıkları şeylerden böyle emin olduklarını görecekler. Yani güvenecekler, güvenmek, teslim olmak kısmında çok daha rahat edecekler. Bunu değerlendirmeyi de başarmaları gerekiyor. Teraziler. Teraziye bakalım. Teraziler bu hafta kendilerini çok daha dinlendiklerini, ruhsal anlamda kendilerini daha iyi hissettiklerini hissedecekleri bir haftadalar. Yeni ay onların toparlamaları gereken işleri, eksik kalan işleri, yarım kalan projeleri, keyifsiz olduklarını düşündükleri, huzursuz olduklarını düşündükleri işleri toparlayabilecekleri bir hafta olarak gösteriyor. Bu haftayı biraz daha anlamsız işler içerisinde değil, eksik işlerini tamamlamak adına kullansınlar. Hiç üstlerine vazife olmayan işleri sorumluluk olarak üzerlerine almamalarını tavsiye ediyorum. Bunlar kişisel bir bunalım yaratabilir. Bu hafta içerisinde
kendilerine bu haksızlığı yapmasınlar. Bugüne kadar birçok şeye hayır dememeyi bilen insanlar, hayır demeyi öyle çok kolay söyleyemezler. Hmm. Bir insanı kırma fikri kendilerini kırma fikriyle daha farklıdır. Yani kendimi inciteyim, kendime zarar vereyim ama karşımdaki insana bir şey olmasın mantığı vardır. Bu da bir müddet sonra onlara aşırı derecede agresiflik verebilir. Hiç olmadığınız bir yerde bir teraziyi cinnet geçirirken görüyor olabilirsiniz. Der ki ben niye bunları yapıyorum, ben niye bunları yapıyorum ama kabul ettin, ama istedin. Şimdi bu haftada böyle çok fazla bir şeyleri plansız, düzensiz üstlerine almamayı öğrenmeleri gerekiyor. İlişkim ne olacak, sevgilim bana geri döner mi vesaire gibi konular eğer düşünen teraziler varsa da hayatlarında öğrenmeleri gereken şey düzene oturmaları gerektiğini öğrenecekler bu hafta. Eğer düzen ve plan ve aşırı fedakarlıklardan kaçarak ilerlerlerse eski sevgilileri de dönebilir. Hayatları çok da güzel olabilir. Aa. Her şey beklediklerinden çok da farklı olabilir. Asıl ana tema ne öğrenmesi gerekiyor bu hafta? Planlı, düzenli ve gereğinden fazla vazifesi olmayan işleri üzerine almamayı öğrenmesi gerekiyor diyoruz. Teraziler için, akrepler için. Evet, ne bekliyor Cengiz Bey sizi bu hafta? Maddi konularımın gündemde yine olacağı maddi, bir hafta bekliyor. Yine maddi. Ne kadar sıkıcısınız ya. Finansal konularınızla ilgili. Ben demiyorum, Aygül Aydın diyor. Aygül Aydın demişsiniz, hep maddi akreplere yakıştırmış onu. Evet, şimdi ne yapıyorlar? Mantıklı ve sağduyulu koşulları kollama zamanıymış sizin için. Öyle not almışım akreplere. Mantıklı, zaten mantıklı şeylerin peşinde giderler akrepler. Çok öyle duygusal şeyleri yoktur. Ama yaşıyorsa da onu içinde yaşar zaten. Hayatlarında belki ilk kez şansı ya da başarıyı sorgulayacakları bir hafta yaşayabilir akrepler. İlişkilerinde belki de, evliliklerinde belki bazı ufak kıskançlık problemleri, belki bazı konularda ilişkilerinde aşırı tutkulu ve kısıtlayıcı davranışları ya da sınır çizme isteği, burada bir şeyleri belirleme isteği, böyle bazı duyguları tetiklenebilir bu hafta. Bunlarla kendilerini çok yormasınlar. Başak yeni ayı onlar için çok şanslı bir yeni ay. Yepyeni bir proje ya da yepyeni bir başlangıç söz konusu olabilir hayatlarında. Bir de yurt dışı ile ilgili işler yapabilirler. Yurt dışı bağlantıları, seyahatler, ani çıkan organizasyonlar, yeni yapacakları konular. Burayla ilgili konular söz konusu olabilir. Yani böyle başarı evet söz konusu olacak ama özellikle yeni ay zamanında, yani perşembe ve cuma günlerinde burada önemli bir olayla karşılaşıp farkındalıkları artabilir. Böyle düşünsünler. Bu günleri biraz daha dikkatli özümsesinler ve dinlesinler. Daha duyarlı olsunlar. Yüzeysel olmasınlar. Yani canları isteyince derine iniyorlar, canları istemeyince inmiyorlar. Öyle bir şey yok yani. İneceksiniz yani, derine. Keyfinize göre. Evet, keyfinize göre gerçekten. Keyfinize göre. Evet. Peki evet. Yayları ne bekliyor? Yaylar bu hafta statü. Statü bekliyor onları. Bir şeyin statüsü, belki ilişkide, belki aşkta, belki evde, belki öğrenci hayatı, öğrencilik hayatında gibi. Burada önemli hayatlarıyla ilgili bazı konuları değerlendirecekler bu hafta. Buna dikkat etsinler. Kariyerleriyle ilgili önemli bir yükseliş ya da bunu yaşarken haklıyken haksız duruma düşmemeye dikkat etsinler diyoruz. Biraz daha yöneticileriyle konuşmalara biraz daha özenli olsunlar. Ani öfke kontrollerine dikkat etsinler. Aşk hayatlarında da çok yeni bir başlangıç yapabilirler diyoruz efendim. Yay burcu böyle. Oğlaklara geçiyoruz. Oğlaklar. Oğlaklar bu hafta yolculuklar yapabilirler. Bu hafta yeni deneyimler içerisinde olabilirler. İlişkilerinde farklı bir görüş kazanabilirler. Kariyerlerinde farklı bir alan geliştirebilirler. Hmm. Şimdi toprak elementi olduğu için bu hafta yaşayacağı her şey onlar için çok keyifli ve çok başarılı olmaya açık. Disiplin ve kural arayışları içerisinde olup biraz çevresine baskıcı yaklaşabilir. Çok manipüle etmesin, çok baskıcı olmasın, biraz daha akışta kalsın. Güvenli olan şey zaten bu hafta içerisinde onları muhtemelen bulacak ve karşılaştıracak diyebiliriz. Peki, geçiyoruz kovalara. Kovaya ne diyebiliriz? Bu hafta içerisinde kovalar böyle bir almış başını gidiyor havalarındalar. Bu birkaç haftadır. Duygusal anlamda da böyle iyice özgürlüğün dibine vurmuş durumdalar. Kimseye bir şey söylemiyorlar. Bir ilişki içindeler mi, ilişki dışındalar mı, neredeler, ilişki var mı, yok mu? Böyle bir kendilerini acayip derecede uzay boşluğunda salınmış bir şekilde hissediyor olabilirler. Ama bu hafta Başak yeni ayıydı. Bunları toparlama ve yeni işlere başlama zamanı. Yeni projelere başlasınlar, yeni işlere başlasınlar. Hayatlarında birçok konuyla yüzleşecekler, yüzleşmeler yaşayabilirler. Bunları değerlendirsinler. Yeni tanışacakları biri de hayatlarını değiştirebilir noktada olabilir bu hafta. Biraz duyarlı olsunlar, öyle başına buyruk aman ne olacak efendimle davranmasınlar. Biraz daha böyle duyarlılık
farklılık isteyen bir hafta. Biraz daha anlamayı isteyen bir hafta. Dostları ve arkadaş ilişkilerinde de önemli bir farkındalık yaşayabilir. Dikkatli olsunlar diyoruz ve geçiyoruz son burcumuz balıklara. Bu hafta onlara kısacası ne demişiz? Onlara aşk ve ilişkilerden yana şanslı olduklarını söylemişiz. Belki ideallerinde, belki hayatlarında onlara değer katacak, onları mutlu edecek bir ilişkiye dahil olabilirler. Beklentilerini gerçekleştirecek, destek alabilecekleri de ortaklık ilişkileri yapabilirler. Bu hafta güzel bir hafta. Biraz parasal anlamda yeni yatırımlar yapma, yeni iş teklifleri söz konusu olabilir. Bir mülakata gidebilirler, bir görüşme yapabilirler. Hayatlarına birden Perşembe, Cuma günleri mesela hiç akıllarında olmayan bir işle ilgili bir görüşme, bir işbirliği içerisinde olabilirler. Bunlardan korkmasınlar. Muhteşem bir hafta. Belki 2019'un en iyi yeni ayı diyebilirim. Mutlaka burayla alakalı herkes harekete geçsin ve kendi koşul şartlarınızda yaratıcı çözümler elde edin. Yani tüm yaratıcılığınız ortada olacak. Yeter ki siz buna inanın diyoruz. Mis gibi bir hafta diliyoruz efendim. Mis gibi bir hafta diliyoruz. Evet, 30 Ağustos zafer haftasında herkesin zafer böyle. Zafer gibi bir hafta olsun. Zafer gibi bir hafta olsun dedi Aygül Aydın. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Kısa bir aradan sonra Bilal Sonses bizle beraber olacak.